Merhaba, ben Merve Taş'tan. Bu videoda sizlerle son zamanlarda yaptığım kitap alışverişimi paylaşmak istiyorum. Hemen kitaplara geçiyorum. İlk olarak göstereceğim kitap Baudrillard'ın Tüketim Toplumu isimli kitabı. Bu kitap Burak'la bizim ders kitabımızdı. Dersimiz olduğu zaman çoğunlukla kütüphaneden yararlanıyorduk. Ama şimdi ders kitaplarımın hepsini toplamak istiyorum. Her sepette bir iki tane kitap eklemeye çalışıyorum. Bu sepette Baudrillard'ı ekledim. Baudrillard Fransız düşünür, sosyolog, medya teorileri, iletişim analizleri, kültür ve onun yanında gerçeklik, simülasyon denilince akla ilk gelen isimlerden biri. Çok çeşitli konularda yazmış, postmodernizm yazılarıyla ünlenmiş. Tabii kendisi bu kavramı üzerine pek almıyor. Paris Üniversitesi'ne gitmiş, Avrupa'nın o ünlü üniversitesine, hatta ailesinden üniversiteye giden ilk kişiymiş. Dersler verirken bir yandan edebiyatla ilgilenmiş, çevirmenlik yapmış, onun yanında incelemeler yayınlamış. Daha sonra sosyolojiyle ilgilenmeye başlamış, tezinden sonra hatta sosyoloji dersleri vermiş. Baudrillard'ın bu kitabı da devamlı başvurduğumuz bir kaynaktı. Bizim sürekli üzerinde durduğumuz bir konu, tüm dünyanın sıkıntısını çektiği bir durum, toplumların yönetilmeye çalışıldığı şekil. Kurgu dışı okumalarda mutlaka tavsiye edeceğim bir kitap. Bunun yanında Baudrillard'ın bir tane daha kitabını aldık. Bu da yine derste sözü edilen kitaplardan biriydi. Simülakırlar ve Simülasyon diye. Bu kitapta Baudrillard'ın bulduğu en önemli kavramlardan biri. Matrix filminde bundan yola çıkarak yazılmış Evet, bir film. Matrix filmini izlerken bu kitaptan bol bol söz etmiştik. Hatta Matrix filminin bir sahnesinde Neo bu kitabı okuyordu elinde. Evet, Bir başlarda. homage olarak. Eğer o filmi seviyorsanız, filmin mantığını birazcık daha anlamak istiyorsanız alıp okuyabilirsiniz. Bu Burak'ın kitabı, yine de göstermek istedim. Simülasyon bir nevi farklı gerçeklikler olarak ifade edilebilir. Yani aslında derin bir konu. Biz tabii ki de anlatamayız, en iyisi okumak. Bilim insanları bir bilgisayar programının içinde yaşıyoruz tezini söylerken aslında Baudrillard'ı anıyor oluyorlar. Bir bilgisayarın içinde yaşıyor olabiliriz. Yaşadığımız şey, dünya ne kadar gerçek onu bilmiyoruz. Hatta bilimsel olarak da gerçekten ihtimali yüksek deniliyor. En son real time renderların falan geldiği nokta, bilgisayarın üretebildiği görsel kalite gerçekliğe çok yakın. O soruyu daha da günümüzde meydana çıkarıyor. Bizim içinde olduğumuz gerçeklik de üretilmiş bir gerçeklik olabilir. En iyisi Baudrillard'ı okumak. Ve Matrix'i izlemek, onu da Ve izlemek. Matrix'i izlemek, evet. İzlemek yardımcı olur çünkü aslında. Birkaç kere izlemek Aynen. hatta. Bu arada Matrix'ten bahsetmişken Wachowski'leri anmak ve Keanu Reeves'in hiçbir zaman yaşlanmadığını tekrar Evet. hatırlatmak gerekir. Doğru. Sonraki kitabım Heinrich Heine'ın Romantizm Okulu isimli kitabı. Romantizmle ilgili kitaplar toplamaya devam ediyorum. Hala okumalar yapıyorum. Bunu gördüğüme de çok mutlu oldum. Heine'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Heine 19. yüzyıl Alman edebiyatının en önemli şairlerinden biri. Yahudi olduğu için kendi ülkesinden dışlanmış. Hukuk eğitimi almış ama edebiyata daha fazla bağlanmış. Şiirler yazmış. Şiirleri çok önemli besteciler tarafından bestelenmiş. Bu isimler Strauss, Brahms, Schubert gibi isimler. Mezarına gitmiştik hatta. Evet, bizim için çok özel bir gündü. Heine bu kitabını Almanya'yı geride bırakıp Paris'te yaşadığı dönemde yazmış. Paris, Almanya, Avrupa üzerine bitmeyen bir sohbetmiş. Çok merak ediyorum. Bu kitaptan sonra Heine'ın şiir kitabını ve Almanya'da din ve felsefe tarihi üzerine kitabını da almayı çok istiyorum. Bunu uzun süredir severek takip ettiğim biri önermişti. İsmini versem mi vermesem mi emin olamadım. Belki rahatsız olur diye. Şimdilik söylemeyeceğim ama buradan çok teşekkür ediyorum. Aydınlanma, Devrim ve Romantizm başlıklı. Yeni çıkan bir kitap. Bu kitabın öneri olarak gelmesinin nedeni şuydu. Bu kitap vardı. Bunu çok severek ve isteyerek almıştım. Ve romantizm akımının biraz politika yönünde olduğunu düşünmüştüm ama bu kitabı aldığım zaman arkadaşım kitabın felsefe ve edebiyat yönünün daha ağır bastığını söyledi ve bana bu kitabı önerdi. Akımın siyasi yönü hakkında bir şeyler okumuştum ve çok ilgimi çekmişti. O yüzden bu kitabı önermişti. Eminim cevaplarımı karşılayacaktır. Bu arada kapağında Friedrich'in bir eseri var. Yine kapağıyla beni mutlu eden kitaplardan biri. Aynı arkadaşım ve bir kişi daha. İsmini yine vermek istemiyorum, belki istemezler diye. Geçen kitap alışverişimde bu kitabı göstererek Humboldt hakkında keşke daha fazla Türkçe kaynak olsa okusam dediğim için bana Dünyanın Ölçümü isimli kitabı önermişlerdi. O kitap eskiden Can Yayınlarından basılmış, beyaz kapak olarak ve tükenmişti. Ve nasıl bulacağım diye düşünüyordum. Sonra çok ilginç bir şey oldu. Kitap uzun süre sonra yeniden basıldı.
o an başka bir şey isteseydim herhalde olabilirdi. Bu kitap Gauss ve Humboldt isimli iki bilim insanının öyküsünü anlatıyor. Biyografi kısmının yanında sanırım kurgu kısmı da varmış. Okumanın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Okuduktan sonra filmini de izlemeyi istiyorum. Bu kitaba bakabilirsiniz. Sonraki kitaplarım Thomas Mann'ın Beyaz Kapak kitapları. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Zaten Can'ın Beyaz Kapaklarını çok seviyorum ve yeniden geri dönüş yaptılar. Tabii yeni yapılan Utku Lomlu tasarımlarını da seviyorum. Özellikle kamu tasarımı çok iyi. Ve biliyorsunuz Venedik'te Ölüm kitabını almıştım ama Mann'da kullanılan o resimlerin güzelliğinden sonra bu tasarımlara ısınamadım. Beyaz kapak olarak buldum. Mann kitaplarını göstermek istiyorum. İlk olarak Thomas Mann'ın ikinci kitabını göstermek istiyorum. Arada yazdığı novellalara geçersek tabii. Majesteleri, Kral ismini ve bunun da resmine bayıldım. O kadar güzel ki hayran kaldım resmen. Sonraki kitabım Lotte Weimer'da diye. Bu kitabında şöyle bir özelliği var. Bu genç Werther'in acılarındaki kahramanlardan yola çıkarak yazdığı bir kitap. Bence çok hoş bir saygı duruşu gibi bir şey. Bunu okumak için çok heyecanlıyım. Şöyle bir durum var. Bu kitabı ve bir de şunu göstereyim. Toplu Öyküleri 2. İkisi de hala ilk basım. İlk basım olmasına çok şaşırdım. Ve hemen kaptım. Ve kitapçıdan bulduğum diğer kitapta Değişen Kafalar. Bunu bulabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Çünkü tükenmişti. Yeni kapak olarak yeniden basılmıştı. Ama bulabildiğim için çok mutluyum. Böylelikle Thomas Mann kitaplarını bitirmeye çok az kaldı. Tükenen kitaplardan konu açılmışken son zamanlarda aldığım diğer kitapları da göstermek istiyorum. Bunlardan ilki şu arkamdaki Dickens'ın Kasvetli Evi. Bu Dickens'ın olgunluk çağı eseri olarak geçiyor. Bu kitaba şöyle ulaşmıştım. Nabokov'un Edebiyat Dersleri diye bir kitabı var. Bunun Rus edebiyatı olanı da var. Onu da almayı çok istiyorum. İçinde bazı yazarların kitabı var. Dickens'ın kitabı da bu listedeydi. Tek tamamlayamadığım kitap oydu. Sonunda buradaki kitapları tamamladım. İçinde Nabokov'un derslerde not aldığı sayfalar da var. Bu kitaplar hakkındaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Eğer siz de Nabokov'dan ders dinlemek istiyorsanız bu kitaba ve Rus edebiyatı olana bakabilirsiniz. Diğer kitaplarda TÜBİTAK yayınlarının eski basılan bilim kitapları. Onları topladığımı daha önceden söylemiştim sanırım. O yüzden her böyle kitap evine gittiğimde mutlaka baktığım şeylerden biri TÜBİTAK'ın kitapları oluyor. Son olarak yakaladığım kitapları göstereceğim şimdi. Biri Jules Verne'in Magellanyası. Diğeri de Neden Canımız Yanar diye yazarı doktor olan bir kitap. Yazarın bir kitabı daha var. İsmini hatırlayamayacağım herhalde şu an. Ama şöyle görselini koyarım. Tıp alanında popüler bir isim bu yazar. Bu kitabında yazar geçmişten günümüze ağrıyı inceliyor. Baş ağrısından doğum ağrısına kadar birçok ağrıya değinmiş. Diş ağrısı var mı? Vardır muhtemelen. Sırf onun için okurum ben. Bu kedi bir şeyler karıştırıyor söyleyeyim. Tam bak istersen bak geleme. Bak bir ses geliyor. Anne kalkmış zeytin veriyor. Çok iyi ya. Doğumluyuk. Hastalardan verdiği örneklerle, tıp öyküleriyle ağrıyı, ağrıya karşı geliştirilen yöntemleri açıklıyor. Eğer ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. O zaman TÜBİTAK'tan yine devam edeyim ve kartları göstermek istiyorum. Bunlar yeni çıktı ve çıktığından beri almayı delicesine istiyordum. Ben de TÜBİTAK yayınlarının doğa kartları ve bir de Gökbilim ve uzay kartları var. Bu da yeni çıkardıkları bir seri fotoğraflı kartlar olarak geçiyor. İlki de elementler. Çıkarayım. Kartlardaki fotoğrafların çekimleri 5 yıl sürmüş. Elementler eksiksiz ve periyodik tablonun güncel haline uygun bir şekilde yapılmış. Çocuklara elementleri öğretmek için bence çok ilgi çekici bu kartlar. Harika bir hediye olacaktır. Ya da benim gibi siz de elementleri seviyorsanız bu kartlara bakabilirsiniz. İkinci olarak çıkan da güneş sistemiydi. Onu da yakın zaman içinde almayı düşünüyorum. Ve birkaç tane örnek göstermek istiyorum size buradan. Curie benim idol aldığım insanlardan biri. Sonraki kitabım Yapı Kredi yayınlarının Kare Sanat serisinden. Ellerim. Üstüne koysan çok mu zor? Aynen. Bak şuradan tut. Aynen. Sonraki kitabım Yapı Kredi yayınlarının Kare Sanat serisinden. Albrecht Dürer.
Dürer, Alman Rönesans'ın en önemli simgelerinden biri olan ressam, gotik tarzdan Rönesans'a geçişte geometri alanındaki çalışmaları sayesinde dikkat çekmiş. Rafael, Bellini ve Leonardo da Vinci dahil olmak üzere o dönemin büyük İtalyan sanatçılarıyla iletişim halindeymiş. Yaptığı gravürleri, teknikleri, portreleri ve otoportreleri çok fazla. Özellikle otoportreleri çok ünlü. Şu otoportresini belki görmüşsünüzdür bile. Coppola'nın Dracula filminin bir sahnesinde Dracula'nın otoportresi olarak gösteriliyor. Değiştirilmiş ama poz, her şey aynı. Işık, gölge çok başarılı onun resimlerinde. Salgın nedeniyle hem de sanatsal ruhunu genişletmek amacıyla İtalya gezisine çıkıyor. Alpleri resmediyor sulu boyayla. Bu resimlerin hepsi günümüze kadar kalmasa da kalanların hepsi çok güzel. Kitap geldiğinde, incelediğimde içinde çok fazla manzara resmi gördüm. Şöyle. Çok güzel. Ressamı araştırmaya başladığınızda ilk başta gravürleri ve portreleri ön plana çıkıyor ama ben manzara resimlerini çok beğendim. Ayrıca Dürer'in benim ilgimi çeken diğer kısmı da bitki ve hayvan çizimleri. Onları da o kadar gerçekçi bir şekilde çiziyor ki. Örneğin bu kestane kargası kanadı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Tavşan. Bitki resimleri de çok güzel. Bu kadar fazla olduğunu düşünmüyordum. Kare Sanat serisinde ressamların olabildiğince fazla eserlerini koymaya çalışmışlar. Bu nedenle ben çok beğendim bu seriyi. Ve ilk kitap alışverişimde bahsettiğim o 500 görselli seriye başlamadan önce bence alınabilecek bir seri. Dürer'in tarihteki bir diğer önemi ise ilk kez logo, monogram ya da marka denilen tasarımı yapmış kişi. Şöyle açıklayabilirim. Yaptığı resimlere şu adının ve soyadının baş harflerini şu şekilde çizerek ilk defa logo yapan ressam olarak geçiyor. Grafik tasarımcıların ilgisini çekecek bir şeydir. Ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım ve çok hoşuma gitmişti bu. Benim ressamda ilgimi çeken diğer konuda hiç görmediği halde bir gergedan resmi çizmesi. Gergedan anatomik yapısına uygun olmasa da yine de çok güzel bir form çıkarmıştır. Aslında tarihteki ilk robot resim mantığı olabilir o. Çünkü sadece duyduklarından olabilir, yola bilmiyorum. Çıktığı için robot resminin de mantığı o ya. Tamam, insan çizmemiş evet. Ama tarihte bu evet. Tarz bir şey yapan ilk kişidir. Dali de gergedanlara takıntılı bir ressam. Bu takıntılı olma durumunda Midnight in Paris. Paris'te Gece Yarısı filminde görebiliyoruz. Orada hatta Hemingway de var. Gördüğümde çok sevinmiştim. Dali'yi kim oynuyordu filmde? Adrien Brody oynuyor. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin o filmi. Işıkları. Gergedan falan diyordum. Evet, gergedan görüyorum diyor. Çok güzel bir sahneydi o. Işıklarını konuşmuştuk. Işıkları, renkleri çok güzel bir film. Woody Allen'ın bir filmi. İş Bankası'nın o serisini alana kadar şimdilik Yapı Kredi'nin bu Kare Sanat serisini tamamlamayı düşünüyorum. Sonraki kitabım Tarkovski'nin Zaman Zaman İçinde Günlükler isimli kitabı. Tarkovski'nin Mühürlenmiş Zaman kitabı da bizim ders kitaplarımızdan biriydi. Ve bence bu kitabı sadece sinema öğrencileri ya da sinemayı seven kişiler değil, edebiyattan, sanattan, felsefe üzerine bir şeyler okumak istiyorsanız da alabilirsiniz. Tarkovski'yi anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Çok özel bir insan benim için. Sadece yönetmen olarak değil, çok dolu bir insan. Kesinlikle öneriyorum bu kitabı. Eğer okumadıysanız lütfen alıp okuyun. Tarkovski'nin filmlerini izlemediyseniz izleyin. Aslında ben Tarkovski ile biraz geç tanıştım bence. Üniversiteye ilk başladığımızda bir ödev vermişti öğretmenimiz. Herkese bir yönetmen ve bir kitap veriyordu. Ve bana düşen yönetmen Tarkovski'ydi. İlk Stalker izlemiştim lise 2'de falan. Hı hı. O kadar anlamamıştım ama filmin mistikliği ve o verdiği ruhani, hı hı, duyguyu her türlü alıyor. Daha sonra izledikçe daha, hı hı, felsefik kısmına yöneliyorsun. Tabii. Daha anlıyorsun. Bu açıdan bir egzersiz gerektiren, bir hazırlanmış olmak gerektiren bir yönetmen. Hı hı. Ama izledikçe de alışılır yani. Yani bir insan hem teknik olarak hem çekimde hem de yazımda nasıl bu kadar iyi olabilir hiç bilmiyorum. Ve bence yani bütün yönetmenler öyle olmalı. Edebiyatı da, müziği de, resmi de çok iyi bilmeli. Ve bu kitabın içinde o kadar çok isim geçiyor ki onları saymak istiyorum. Öncelikle Thomas Mann ismi geçiyor. Tarkovski çok seviyor onu. Dostoyevski tabii ki de var. Tolstoy. Rus edebiyatından tabii ki de etkilenecek. Tabii ki de. Ve şairane bir adam olduğunu söylemek lazım. Sinemayla şiir yapıyor adam. Şiirsel sinema. Şiirsel sinema.
Proust var, Cervantes var, Pushkin, Mozart, Degas, bir sürü isimler geçiyor. Yani hangi birini sayayım bilmiyorum. Dante'nin İlahi Komedyası, edebiyata, resime ve diğer sinema yönetmenlerinin de isimleri var. Birçok sanattan, birçok sanatçıdan isimler var. Sette bir fotoğrafı var. Çok bizden bir adam aslında. Bize çok benziyor. Evet. Ayna filmindeki ünlü sahne. Tarkovski'nin bütün kitaplarını kitaplama eklemek istiyorum. Şimdi de bunun için heyecanlıyım. Tarkovski'nin kitabını alırken bir de böyle bağlantılı olarak Uzayda Piknik kitabını aldım. Bilim kurgu klasiklerinden. Tarkovski'nin sevdiğim filmlerinden biri Stalker. Atmosferine bayılıyorum. Gerçi Tarkovski'nin bütün filmlerin atmosferi çok güzel. Uzayda Piknik kitabı Sovyet döneminin en büyük bilim kurgu yazarlarından sayılan bu kardeşlerin en ünlü romanı olarak geçiyor. Uzaylılar dünyayı ziyaret ediyor. Dünyaya atıklarını bırakıyorlar. Daha sonra bu büyük bir gizem konusu oluyor. Ve o atıkların bırakıldığı bölgelere gitmeyi başarabilen bazı insanlar var. Stalker'lar. Stalker diyorlar işte onlara. Bir şeyler almak için oraya gidiyorlar diye yazıyor kitapta. Evet. Ama filmde o daha ruhani bir arayıştı. Farklı, evet. Tabii ikisinde de bir post apokaliptik, kıyamet sonrası bir atmosfer var. Orada daha çok ruhani bir arayıştılar. Hatta evet. Kızı hasta olan bir adam var işte, o çözüm arıyor falan. Onlar niye yanmıyor? Bari sen şimdi yakalım. Sen bari sonra yak da. Ben hiç fark etmedim ki arkamda ya. Hiç görmüyorum yani. Kitabın arkasındaki bir sözü okumak istiyorum. Uzaylıların dünyaya yaptığı bu ziyaret bir piknikten mi ibaret, yoksa arkasında insan aklının alamayacağı bir gizem mi yatıyor? Hatta ödev olarak verilen kitap da buydu. Modernizmi seyretmek. Avrupa sanat sineması 1950 ve 1980 yıllarını kapsıyor. Avantgard, modernizm, Godard, yeni dalga, bunları öğrenmek, okumak istiyorsanız bu kitaba bakabilirsiniz. Burada da Spielberg gelmişti ama evet, kitabını hatırlamıyorum. Tam adamım. Evet. Kitabım Yalnızlık Sineması. Yalnızlık Sineması. Çok güzel. Sonraki kitabımı göstermeden önce şu kitabı göstermek istiyorum. Bu Henry David Thoreau'nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı kitabı. Doğa kitapları öneri videosunun ilkinde bahsetmiştim. Şimdi bahsetmeyeceğim. Ama o videoda da söylediğim gibi, o video dışında genel olarak her zaman önerdiğim kitaplardan biri bu. Walden Gölü ve Sivil İtaatsizlik makalesi de var bu kitabın içinde. Henry David Thoreau ilk çevrecilerden, naturalist bir yazar. Çevrecilik, doğa felsefesi üzerine yazıyor. Ve etkilediği birçok isim var bu konuda. Öncelikle eğer bu kitabı okumadıysanız öneriyorum. Kırmızı Kedi'nin bu turuncu kitaplar serisini çok merak ediyordum ve Henry David Thoreau ile başlamak istedim. Yavaş yavaş bu seriyi de toplamak istiyorum. Serideki bütün yazarlar çok ilgi çekici. Bu da ilk kitabım. Doğa konusuna devam ediyorum ve bir kitap daha aldım. Bu da Hermann Hesse'nin Ağaçlar isimli kitabı. Bu yeni basıldı diye biliyorum. Hermann Hesse hem bir yazar hem de çok güzel bir çizer. Hemen almak istedim. İncelediğim kadarıyla ağaçlar hakkında çok güzel şeyler yazıyor. Ve kitabın içindeki illüstrasyonlara bayıldım. Yaşlı bir ağacı ağıt. Düz yazıların yanında şöyle şiirleri de var. Ve kitap bir hediye ile birlikte geliyor. Şöyle bir kartpostal. Minik ama bence çok sevindirici ve çok tatlı. Hermann Hesse'nin yazılarını, çizimlerini zaten çok seviyorum. Ve bu tasarımla çıkan kitabını da çok beğendim. En kısa zamanda okumak istiyorum. Bir sonraki kitabım Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler isimli kitabı. Hasan Ali Toptaş'la uzun süredir tanışmayı çok istiyordum. Ama hangi kitabıyla başlayacağımı bir türlü karar veremiyordum. Gölgesizleri seçtim ben de. Seçimim doğru mu bilmiyorum ama bir filmi de varmış. Filmini de çok merak ediyorum. Kitabını okuduktan sonra filmini de izlemek istiyorum. Ümit Ünal'ın filmiymiş. Biz Ümit Ünal'dan 9'du sanırım filmin ismi değil mi? Bu çapraz kurgular vardı. Yönetmenin kurgu başarısı vardı evet. Hasan Ali Toptaş hakkında çok güzel yorumlar duyuyorum. Çok güzel yorumlar okuyorum ve artık ben de onunla tanışmak istiyorum. Okuduktan sonra yorumlarımı mutlaka paylaşırım. Hatta yani bu aldığım kitaplar içerisinde ilk okuyacağım kitap muhtemelen bu olacak. Şöyle iki cilt halinde Çağdaş Alman Öykü Antolojisi kitaplarını aldım. Bunları uzun süredir almayı düşünüyordum. Bu kitaplara da ilginç bir şekilde ulaştım ben. Arama kısmına İsviçre yazdım ve o şekilde buldum. İçinde öyküsü olan yazarları söylemek istiyorum. Heinrich Böll var, Thomas Mann var yine.
Hermann Hesse var. Schelling var. Bunda kitap önerisi videomun ilkinde bahsetmiştim, okuyucu kitabının yazarı. Kafka var. Musil var. Zweig var tabii ki de. Böyle ara ara açıp buradaki öyküleri okumak istiyorum. Adını bilmediğim, daha önce okumadığım birçok yazar var baktığım kadarıyla. Onlarla buradaki öyküler sayesinde tanışmış olacağım. Kabalcı Yayınları'nın kampanyası hala devam ediyor. Ben de her alışverişte bir iki kitap almaya çalışıyorum. Kampanyadan aldığım ilk kitap Bir Alman Üstad, Heidegger isimli kitap. Romantik bir Alman sorunsalı kitabının yazarının başka bir kitabı. Heidegger, Alman bir filozof, varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olarak sayılıyor. Arkasında yazılana göre 20. yüzyılın en etkileyici ve üzerinde en çok tartışılan filozoflarından biri. Bu tartışma konusu da politikada izlediği yol, yaptığı seçimler. Ama onun yazdığı kitaplar felsefede çok önemli görülüyor. Bu kitapları da okumadan önce onun bir biyografisini okumak istediğim için bu kitabı aldım. Göstereceğim son kitap Thomas Bulfinch'in Bulfinch Mitolojisi isimli kitabı. Bizde Bulfinch'in Roma ve Yunan mıydı? Evet, Roma ve Yunan mitolojisi kitabı var. Onu çok eskiden almıştık biz. Bulfinch mitoloji deyince akla gelen isimlerden biri. 1700-1800'lü yıllarda yaşamış. Kitapları çok eski olmasına rağmen hala basılan ve çok okunan bir yazar. Bu kitapta 3 bölümden oluşuyor. Efsaneler Çağı, Şövalyeler Çağı ve Charlemagne Efsaneleri. Bulfinch'in mitolojileri birazcık farklı. Çünkü Bulfinch mitolojiler hakkında bilgiler verirken bunları sanat ve edebiyata bağlayan bir kişi. Yani mitoloji kitabını okurken edebiyat, müzik, resim konularında birçok yazara ve şair göndermeler bulunuyor. Bu kitapta kitaplıktaki mitoloji bölümüne eklenecek. Son zamanlarda kitaplığıma eklediğim kitaplar bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi okumalar.